geçmiş tecrübelerimizin ışığına bakarak İsmail Bey'in söylediklerine de inanmamak mümkün değil. Çünkü devlet bürokrasisini hiç böyle yandaşlar atamadınız. Dil bilmeyen büyükelçiniz yok. Dışarıdan gelen büyükelçiniz yok. Rüşvet alan büyükelçiniz yok. Darbe yapanların kardeşlerini büyükelçi atamadınız. Yani bu konuda size güvenimiz tam. Bu konuda onu söylemek istiyorum. Şimdi burada adeta bir gölge dışişleri bakanlığı kurulacak gibi bir durum var. Şimdi uluslararası ilişkiler tesiste yürütmekle görev dışişleri bakanlığımıza sanki alternatif bir teşkilat kurulmaya çalışılıyor. Bu paralel lafı biliyorsunuz size aittir. Bu paralel yapının başı da sizin eski hocanızdır, eski ortağınızdır. Ondan örnek almış olabilirsiniz. Ama kötü bir örnek. Bakın bu paralel yapı meselesi ciddi bir mesele. Buna dikkat etmek lazım. Hocanız, hoca efendinizden örnek aldığınız şeyleri uygulamaya çalışıyorsunuz. Fethullah hocanın yanına gitmeden vekil olamıyordunuz. Baksana bir. Sen Nilgün Hanım, sen gittin, resmin var mı senin? Senin var mı resmin? Senin var mı resmin? Yani bak, burada el sıkmadığınız, ilişki olmadan vekil yok ki. Ne yapayım? Bak bana laf atma. Bana laf atma. Sen okudun mu? Bak sen Elazığlı. Biraz Elazığ'ın dertleriyle ilgilen. Arada Elazığ'ın sorunlarını dinle. Bana laf atma kardeş. Bak ağzını payını alırsın. Bak arada Elazığ'ın dertleriyle ilgilen. Elazığ'ın sorunlarıyla ilgilen. Kayseri'yle ilgilen. Yolla ilgilen. Bana laf at. Tamam konuşma sen. Konuşma. Laf atarsan cevabını alırsın. Keşke bir gün Kürsü'ye çıksan da Elazığ'la ilgili konuşsan. Ha, keşke konuşsan. Değerli arkadaşlar. Niye? Arada uğra. Lütfen. Arada sen de git. Bak arada sen de git. Sadece beton işleriyle uğraşma. Sadece beton işleriyle uğraşma. Biraz siyah Elazığ sorununa sahip çık. Burada daha önce gördüğümüz işler yapılıyor aslında. Bir paralel yapı kurulmaya çalışılıyor. Bu paralel yapı kurulurken de biraz önce de arkadaşlarımız ifade etti. Bu kritik öneme sahip görevlere kimler atanacak? Geçmiş tecrübelere bakarak herhalde aynı şey olacak. Hangi tarikata verilecek? Hangi cemaate verilecek? Bu soruları da sormak gerekiyor. Cumhuriyet halinde olmayan ve başka ülkede olmayan da bir iş getiriyorsunuz. Paralel yapıdan bu kadar çektiğini iddia eden bir siyasetinde bunu yapmasına hakikaten hayret ediyoruz. Vakfın muhtelif finansal araçlar edilmesi, çeşitli ticari işletmelerle iştirakler kurması, dahası Dışişleri Bakanlığı'na ait taşınmazlıklar üzerinde tasarruf sahibi olması öngörülüyor. Yani ne anlama geliyor? Biraz önce Aşkın Başkan da söyledi. Resmen vakıf emlakçılık yapmaya yönlendiriyor. Yani emlakçılık mı yapacak Dışişleri Vakfı? Bu sorunda sorulması lazım. Emlakçılık görevi mi? Teklifte yurt içi ve yurt dışında emlakçılık ve inşaatçılık yapabilecek deniliyor. Allah aşkına Dışişleri Bakanlığı'nın görevi bu mu? Arsa peşinde koşmak mı? Yani bunu zaten sizde yapan, iyi yapan çok. Nerede rant var, nerede araziler kıymetli. Bunu iyi biliyorsunuz zaten. Bir de Dışişleri Bakanlığı'nı katmanızı doğrusu anlayabilmek mümkün değil. Eğitim kurulumları açmak diyor. Dışişleri Bakanlığı'nın adını, itibarını, ciddiyeti tamamen yok edecek bir paralel yaratılıyor. Dışişleri Vakfı'na vakıf niteliği gereği birçok alanda vergi muafiyeti sağlanacak. Böylelikle kamu adına çalıştırılacağı iddia edilen bir yapı vergi kaçakçılığının aracı haline getirilecek. Vakıf yönetiminin bir finans uzmanının yer alma mecburiyeti getiriyorsunuz. Amacı dışlarını güçlendirmek olan bir vakıfta finans uzmanının da amaca hizmet ettiği anlaşılıyor. Aslında bu yapmaya çalıştıran işleri apaçık ortaya koyuyor. Dışişleri Bakanlığı'nın temayüllerine ve kurumsal kültürüne aykırı iktidara yakın grupların isimlerin bir takım ticari faaliyet ve ilişkilerine paravan ve aracı olarak kullanmak için Dışişleri Bakanlığı'nın yapılanmasını temelde değiştirmek için kurulduğu kanısındayız. Dışişleri gibi köklü bir yapısı geleneği olan bir teşkilatın bu şekilde ticari faaliyetler içinde adının alınması devlet geleneğimiz açısından kabul edilemez. Yurt dışındaki itibarımız da sıfırlanması anlamına geliyor. Kanun amacında bahsedilen Dışişleri Bakanlığı Teşkilatı'nın faaliyetlerini güçlendirmesiyle personelin temsil kabiliyeti yüksek ve donanımlı yetiştirilmesi, desteklenmesi. Hakikaten inandırıcı sıfır. Yani Türkiye'de onlarca üniversite var, yüzlerce üniversite var. Üniversitenin bir taraftan içi boşaltılıyor, bir taraftan da kalifiye personel yetiştirmek için okullar kurulması da söyleniyor. Dışişleri personel mülakatlarında neresi olduğunu hepimiz biliyoruz.
250 yıllık köklü Hariciye Teşkilatı ile başlanmıştır. Cumhuriyeti kuran, Türkiye'de iki dünya savaşı ve soğuk savaş sırasında ayakta tutmaya çalışan çok güçlü kadrolar yetişti. Ancak sizin hükümetiniz döneminde maalesef bu dişlerin yapısı bozuldu. Nasıl büyükelçi adadığınızı hakikaten biliyoruz. Rüşvet alan büyükelçiler var. Mecliste bomba yağdıranların kardeşine büyükelçi yapıldığı var. Dil bilmeyen insanların büyükelçi yapıldığı var. Burada bir mülakat, burada bir liyakatın da aranmadığı gerçek. Yüksek öğretim kurumları kurmak var. Yıllarca yurt dışında FETÖ'cüler okullar açtırdınız, desteklediniz, referans mektupları verdiniz. Bir zamanlar FETÖ'ye teslim etmiştiniz. Şimdi sizin desteğinizle yurt dışında özel okullar açtı. Hatta iş Afrika ülkelerinde özel büyükelçiler açmaya kadar götürdüler. Ne zaman FETÖ ile bozuştunuz? Ardından Maarif Vakfı eliyle yurt dışına okullar açmaya başlandı. Madem ki Maarif Vakfı'nı açtınız, Dışişleri Vakfı'nı niye açıyorsunuz? Dışişleri Bakanlığı destekleme adı altında bir vakıf kurarak okullar açacaksınız. Kendi ideolojik propagandanızı öğrencilere yetiştireceksiniz. Sonra bu okuldan mezun olan öğrencileri dışişlerine ve diğer kurumlara yerleştireceksiniz. Bunun amacı belli. Bu vakfın kurulması Dışişleri Bakanlığı'nın güçlendirilmesi değil, tam anlamıyla etkisizleştirilmesi, itibarının yok edilmesi anlamını taşıyor. Bakanlığa sürekli meslek dışı büyükelçi atamaları yapılması da zaten ortada. Onlarca eski milletvekilinizi büyükelçi yaptınız. Hiçbir dışişleri deneyimi olmayan, dış politika deneyimi olmayan onlarca insan maalesef büyükelçi olarak atandı. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin köklü bir bakanlığın itibarı dış ülke nezdinde tamamen bitirecek. Resmen bir FETÖ taklidi yapılıyor. Fikir babanızı da biliyoruz. Yıllarca FETÖ ile paralel yapı kurması için destek verdiniz. Şimdi gün oldu, gün geçti. Aynı şeyleri tekrar yapmaya çalışıyorsunuz. Bu dış devletin itibarını hiç kimse zedelememeli. Mutlaka liyakatlı kadroların eskisi gibi iş başına gelmesi lazım. Yani son olarak şunu ifade etmek istiyorum. Burada geçmişte yapılan işlere bakınca burada bir iyi niyet sezmek mümkün değil Sayın Başkan. Geçmişteki atamalara baktığımız zaman bir liyakatin olacağını söylemek mümkün değil. Bu nedenle bu kanuna karşı olduğumuzu ifade ediyorum. Teşekkür ediyorum.